Hanefi Avcı'nın operasyon beklentisi. Hanefi Avcı bu defada emniyette milli damar örgütü var. Herkese iftira atıyor. Cemaatçi ya da köz üyesi diyerek kendilerinden olmayanın ayağını kaydırıyor diye ortaya çıktı. Cemaate karşı yürütülen cadı avının önemli bir unsuruydu Avcı. Hatta düğmeye ilk basanlardan. Yolsuzluk iddialarıyla karşı karşıya kalan arkadaşlarını cemaatin kurduğu kumpasın kurbanları diye nitelendirmişti. Türkiye'de hırsız, uğursuz, katil, uyuşturucu kaçakçısı aklınıza kim gelirse gelsin kendisini aklamak için muhatabının paralel olduğunu ileri sürüyor. Cemaat kumpasından söz ediyor. Bu çığırı Hanefi Avcı açtı. Zaten onu telaşlandıran husus Milli Damar örgütünün cemaatçilerin üzerine gitmesi değil, kendisini ve bazı emniyetçileri köz grubu içine koyarak operasyon planlaması. Peki nedir? Köz bir zamanlar cemaatin içinde olan ve devletin Gülen'e alternatif olarak kullanmak istediği Kemalettin Özdemir grubu. Kemalettin Özdemir bir dönem emniyet bünyesinde kendisine yakın bir grup kurmuştu. Ali Fuat Yılmazer'in iddiasına göre onunla işbirliği yapan isimler arasında Hanefi Avcı da vardı. Hanefi Avcı bu iddiayı kabul etmiyor. Ama savcılığa şikayetinden anlıyoruz ki bugün ona kumpas kurmak isteyenler Avcı'ya köz üyesi diyorlar. Gazeteci Arzu Yıldız'la konuştum. Milli damarın ne olduğunu anlamaya çalıştım. Hanefi Avcı'nın bürokraside yuvalandığını söylediği milli damar kimlerden oluşuyordu, neyi amaçlıyordu? Arzu Yıldız, Avcı'nın savcılığa teslim ettiği kapalı zarfatta istihbarat Daire Başkanı Engin Dinç'in Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan'ın, Cumhurbaşkanı'nın yakın korumalarından birinin, Emniyet Personel Dairesi Başkanı Eyüp Kınacı'nın isimlerinin yanı sıra, Kayyım Atıyan, cemaatle ilgili soruşturmaları yürüten Orhan Kapıcı, Harun Kodalak, Yunus Süer, Musa Yücel, Serdar Coşkun gibi yargı mensuplarının adlarının da yer aldığını söyledi. Niçin Hanefi Avcı birdenbire endişeye kapıldı diye sorduğumda Yıldız bana, Emniyet kararnamesi yakında yayımlanacak. Emniyette derin bir rekabet yaşanıyor. Herkes birbirini belirli gruplara ait olmakla suçluyor. Avcı ve ekibi köz mensubu diyerek kendilerine operasyon çekileceğinden endişe ediyorlar cevabını verdi. Herkesin bir aidiyet duygusu olabilir. Ama gönül bağlarını işe karıştırmadan görevlerini ifa ederlerse Diyecek bir şey kalmaz. Cadı avı iklimi yarattığınızdaysa, şimdi Hanefi Avcı'nın da şikayet ettiği gibi, yerli yersiz herkes birbirini şucu bucu diye suçlar. Rakibinin ayağını kaydırarak, kendisinin ya da bir arkadaşının önünü açmaya çabalar. İşte Türkiye'de yaşanan budur. Cadı avını başlatan en önemli isimlerden biri Hanefi Avcı'dır. Şimdi ona da közcü diyorlarsa o oh olsun. Hanifi Avcı'nın avukatı Fidel Okan vasıtasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusundaki iddiaları şöyle özetleyebiliriz. Emniyet içerisinde eski Nur cemaatinden ayrılma ve kendilerini milli damar diye niteleyen bir grup var. Bu grup istihbarat ve personel birimlerinde özellikle etkili. Sahte ihbar mektupları yazıp uydurma iddialarla insanları FETÖ üyesi, paralel yapı mensubu, köz grubu diye damgalıyorlar. Cemaatle hiçbir ilgisi olmayan kişileri bile paralelci ilan ediyorlar ve bir paralel paranoya oluşturuyorlar. Böylece bir müddet sonra uygulamaya koyacakları daha büyük kumpaslara zemin hazırlıyorlar. Kumpas amaçlı bu ihbar mektupları gene Milli Damar Örgütü'nün üyesi olan savcılarla paylaşılıyor. Savcılar buna dayanarak dinleme, izleme kararları alıyor. Hedefteki kişiler hakkında bilgi toplanıyor. Bu toplanan bilgilerle kumpasın alt yapısı oluşturuluyor. Paralel yapıyı taklit eden ve kendilerine Milli Damar diyen bu grup emniyet içinde örgütlendi. Paralel yapıyla aynı yöntemleri kullanıyorlar. Aynı şekilde uydurma imzasız mektuplar göndererek soruşturma başlatıyorlar. Milli Damar devlet hiyerarşisi dışında hiçbir hiyerarşi tanımayan emniyet mensuplarını tehdit olarak gördüğü için sözde bir örgüt yaratarak Köz grubu, hanefi avcı ve arkadaşlarını bu örgütün üyesi gibi göstermeye çalışıyor. Milli damar, aynen cemaat gibi grupçuluk, ayrımcılık yapıyor. Emniyetteki makam ve mevkileri ele geçirmeye çalışıyor. Devletin en üst kademeleriyle kurduğu irtibat sayesinde o makamı da yanıltarak, kandırarak, terör örgütlerine karşı görev yapan dürüst kişileri, köz grubu diye pasivize etmeye başladılar bile. Milli Damar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dost görünüp devlete ve millete ihanet eden bir çetedir. Tasfiye edilen cemaat yapılanmasının finans kaynaklarını ele geçirip yeni bir tehdit ve illegal bir güç oluşturmaktadır. Medyada etkindir. Sözde paralelle mücadele adı altında kişileri ve kurumları itibarsızlaştırıp, emniyet ve yargıdaki örgüt mensupları vasıtasıyla rakip kişilere operasyonlar düzenlemeyi planlamaktadır. Evet, Yukarıda yazılanları özetlemek gerekirse, Hanefi Avcı, İstihbarat ve Terörle Mücadele Daire Başkanlıkları Merkezli kendisi ve arkadaşlarını hedef alacak bir dizi operasyonun başlatılacağından endişe ediyor. Bu defada sanık koltuğuna Milli Damar üyelerini oturtuyor. Bekleyip görelim ve yeni senaryoyu seyredelim. Milli Damar, KÖZ grubuna karşı. Belki Avcı'nın yeni kitabının adı böyle olur, diyor. Özgür Düşünce Gazetesi'ndeki yazısında nazlı olacak